Şimdi ligin ilk maçı her zaman çok önemlidir. Yani lige başlamak gerçekten çok çok önemliydi. Bizim için de bu maç biraz önce söylediğim şeylerden dolayı da çok çok önemliydi. Kazanmamız ve en kötü puanla bitirmemiz gereken bir maçtı. Ve gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eğer Beşiktaş gibi bir takıma maçın başından sonuna kadar oyun disiplinini korursanız ancak böyle galip gelebilirsiniz. Biz de onu gerçekleştirdik. Hiç kimse oyun disiplinini bozmadı. Herkes kapasitesinin çok çok üstüne çıktı. Ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. En çok biz tabii ki skor da çok iyi, atılan goller de çok iyi, mükemmel. Ama en çok da oynadığımız oyun bence çok iyi. İlerisi için de bu çok umut verdi. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sadece iyi bir galibiyet aldık. Hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Ama önemli olan ligin sonunu çok iyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Onun için de tek yapacağımız şey bu oynadığımız oyunu tabii ki devam ettirmek. Hatta üstüne koymak biraz daha. Beni en çok memnun eden sezon başı biz 8-9 kişiyle kampa başladık. Yavaş yavaş arkadaşlarımız geldi. O az oyuncumuzla bile mükemmel bir hava yakalamıştık. Orada da oynadığımız hazırlık maçları da çok iyiydi. Ajax'la oynadık, Vitesse'yle oynadık, Fenerbahçe'yle oynadık. Hepsini de çok iyi şekilde bitirdik. Az olmamıza rağmen mükemmel şekilde bir takım havası vardı. Ve hep de bunu sahaya yansıtıyorduk. Bugün de aynı şeyi yaptık. Ama dediğimiz gibi tabii ki hakikaten iyi bir galibiyet. Çok güzel bir galibiyet. Çünkü karşımızdaki takım Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Ama bunu devam ettirmek gerekiyor. En önemli olan bu şimdi. Bizim de bütün gayemiz bunu devam ettirmek. Şimdi önümüzde oynayacağımız bir Rize Spor maçı var. Biz deplasmanda oynayacağız. Mutlaka da oradan da çok iyi bir neticeyle dönersek bu aldığımız galibiyetin anlamı bizce daha büyük olacak. Onu da yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Belki transfer sezonu bitmeden belki bir iki oyuncu alma şansımız olursa onları da alabilirsek ondan sonra esas şey milli maç arası Gazişehir maçından sonra orayı da çok iyi bir şekilde değerlendirirsek ondan sonra inşallah istediğimiz yerde de ligi bitireceğiz. Evet, buyurun. Hocam Asuman Murat, Samas'ın durumu hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi Samas'a şu anda hastanede bir gün müşahede altına alınacak. Ama herhalde korkulacak bir durum yok gibi. Yani çok üzüldük zaten kafamız oradaydı. İnşallah bir iki gün sonra çıkar. Antrenmanlarına da başlar. Hayırlısı yani inşallah bir şey olmayacak yani.